الكهف الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Müminler, kıymetli Müslümanlar, yeryüzündeki Müslümanların, Müslüman insanların yaşadıkları topraklar, coğrafyalar, bölgeler, beldeler, ülkeler adeta türlü musibetlerin, türlü felaketlerin, türlü belaların olup bitenlerden, hadiselerden, olaylardan, eylemlerden, meydana gelen musibetlerden, zelzelelerden, sel felaketlerinden, anarşiden, terörden, enflasyondan, çeşitli krizlerden, bunalımlardan ne yazık ki Müslümanlar alınması gereken dersi almıyorlar. İbret alınmıyor, ders alınmıyor. Gittikleri yoldan dönmüyorlar, tuttukları yoldan dönmüyorlar, yanlışlardan dönmüyorlar, hatalardan dönmüyorlar. Peşinde gittikleri deccallardan, firavunlardan vazgeçmiyorlar. Tavırları değişmiyor, tutumları değişmiyor, anlayışları, inanışları değişmiyor. Bu hadiselerden ibret alınması, ders alınması ve eğer hatalar, yanlışlar, kusurlar, eksikler varsa ikmal edilmesi lazım gelirken, bunların birer ikaz, birer işaret olduğu bilinmesi gerekirken, üzülerek ifade edeyim ki hiçbirinden ders alınmıyor. Öyleyse azab-ı ilahi devam edecek. Öyleyse sıkıntılar devam edecek. Çünkü Kur'an açıkça haber veriyor. Çok açık bir surette Kur'an-ı Mübin bu hadiseyi, bu anlayışı, bu inanışı şöylece ifade ediyor Kur'an'da. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. İstiğfar. İstiğfar kelimesinin manasını bilmek müminlere farz-ı ayındır. İstiğfar ne demek? Allah'tan mağfiret istemek. Tam Türkçesi Allah'tan af istemek. Allah'tan bağışlanmayı istemek. Yani üzerindeki günahları, isyanları, kusurları görüp, anlayıp, kavrayıp bir daha onları işlememek üzere Allah'a yalvarıp affını istemek. İstiğfar. Görüyorum da bunca olaylar var, bunca belalar var, bunca musibetler var. Müslümanlarda bir tavır değişikliği yok. Müslümanlarda bakış değişikliği yok. Hadiselere ne gözle baktıkları, ne mana verdikleri belli değil. Efendim işte Dinar'da deprem olmuş. Şu kadar adam ölmüş, şu kadar ev yıkılmış. Sanki hiç bu depremin bir manası yokmuş gibi. Sanki hiçbir anlamı yokmuş, hiçbir kıymeti yokmuş, hiçbir manası yokmuş. Rastgele oluyormuş. Bu yeryüzünün sahibi yokmuş. Sallayan yokmuş, sarsan yokmuş. Bu Dinar depreminin Allah'la bir alakası yokmuş. Öyle zannediliyor. Normal bir hadiseymiş. Olurmuş böyle şeyler. Ne varmış bunda? Aman ya Rabbi. Bir millet bu hale gelirse o millet, o milletin işi bitmiştir.
Ölen insanlar mıymış, hayvanlar, hiçbir kaygı yok, saygı yok, edep yok, korku yok ya. Dinar'da bu deprem olmasaydı da İstanbul'da olsaydı 15 milyon insan ne olurdu? Düşünen yok, taşınan yok, anlayan yok. Subhanallah. Öyle bir cehalet çöktü ki, öyle bir dalalet çöktü ki ümmet-i Muhammed olayların karşısında müminin tavrı, Müslümanın tavrı ne olması gerekirken hiçbir tavır koyamıyor. Hiçbir yorum getiremiyor. Müslümanlar böyle mi olmalıydı? Müslümanlar bu hale mi gelmeliydi? Müslümanlar bu kadar kaygısız, saygısız mı olmalıydı? Bu kadar korkusuz mu olmalıydı? Aman ya Rabbi. Bu konuları bugün sohbetimize konu etmeyi düşündük. Bu mevzuları biraz İslami açıdan, Kur'ani açıdan, Kur'ani pencereden, Kur'an penceresinden nasıl seyretmemiz gerektiğini çok kısa hatlarla açıklamayı düşündüm. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, bir ülkenin, bir bölgenin, bir beldenin saadeti, selameti, huzuru, barışı, hakikati, mahiyeti üzerinde yaşayan insanlarla ölçülür. Bunu Arapçada şöyle bir söz var, ifade ediyor. Şerefül mekan bil mekin. Bu çok ünlü bir söz bu. Şerefül mekani, bir mekanın, bir alanın, bir bölgenin geniş şerefi, değeri, keremi, kıymeti, önemi bil mekini, o mekanda bulunan, yaşayan, ikamet eden insanların varlığıyla, şerefiyle eş değer taşır. İnsanlarıyla alakalı. 60 milyon insan var Türkiye coğrafyası üzerinde yaşıyor. Bunun dörtte biri İstanbul'da. 15 milyon. Dörtte biri 15 eder. Yani Türkiye haritasında, Türkiye coğrafyasında yaşayan her 4 kişinin birisi nerede yaşıyor demektir? İstanbul'da. Her neyse, bir şey dediğimiz yok. Ancak araştırmalar var. İnsanların yaptıkları, ettikleri, yedikleri, içtikleri, aldıkları, verdikleri şeyler üzerinde çeşit çeşit araştırmalar var. Yapılan en son araştırmaya göre resmi yazılarla, araştırmalarla tespit edilmiştir ki 1994 yılını 1995 yılına bağlayan bir sene içerisinde Türkiye'de 900 milyon litre şarap içilmiş. 900 milyon litre. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu rakamla Türkiye yeryüzünde içki tüketen ülkelerin üçüncüsü olmuş. Dünyada en çok şarap içilen ülkenin üçüncüsü Türkiye. Varın kıyas edin. 4 milyon alkolik insan var. Alkolik, yani hastanelerde tedavi oluyor. 4 milyon. 17 milyon da her akşam şarap içen insan var. 17 milyon. İşte memleketin hali bu. Yine yapılan araştırmaya göre dünyada en çok sigara içen ülkelerin başında yer alıyor. En çok sigara içilen dünyada en başta Türkiye. Vallahi sigara içmenin sebebi cehalettir. Büyük cehalet. Peki memleket bu hale geldikten sonra 900 milyon litre şarap içilen bir ülkeye Allah-u Teala'nın rahmet mi edeceği, lanet mi edeceğini siz kestirin. Lanet ile rahmet. Araştırıp söyleyin. 900 milyon litre ya. Nüfusumuz 60 milyon. İçilen şarap 900 milyon. Siz Allah'tan ne bekliyorsunuz? Bu haldeyken, bu durumdayken, bu tutumdayken Allah'tan azap beklemeyeceksiniz de ne bekleyeceksiniz? Haşa, böyle bir talebimiz yok. Allah'tan azap istenmez. Allah'tan bela istenmez. Ama Allah'ın kanunları var. Bakın bir ayet okuyalım. فَإِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مِثْلَ ف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْم۪يرًا. Cenab-ı Hak, Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki فَإِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً. Bir memleketi helak etmek istediğimiz zaman Allah-u Teala dilediğini cezalandırır, dilediğini mükafatlandırır, dilediğini azap, dilediğini rahmetiyle halden hale sokabilir. فَعَالٍ لِمَا يُرِيدٍ. Allah dilediği gibi
hareket edendir. Dilediği gibi. Allah'ın iradesine, Allah'ın gücüne, kudretine hiçbir şey hariçten ve dahilden etki yapamaz. Allah öyle bir kudrettir ki hiçbir etki alanı içinde değil. Ama biz insanlar çeşitli etkilerin, tepkilerin, düşüncelerin, davranışların, sıkıntıların etkisi altındayız. Çeşitli güçlerin tesiri altındayız. Anlamak mümkün değil. Çoğunu insan görüyor, çoğunu göremiyor. İnsanın ilmi sınırlı, aklı sınırlı, idraki sınırlı, iradesi sınırlı. Lakin Allah-u Teala öyle değil. فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ كَرْيَةً Bir memleketi, bir ülkeyi, bir bölgeyi, bir beldeyi harap etmek istediğimiz zaman, cezalandırmak istediğimiz zaman, helak etmek istediğimiz zaman. Böyle bir durumda Allah'ın kanunu şu. Allahu Azimüşşan'ın kanunu, adeti, usulü şu. اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا O ülkenin, o bölgenin, o beldenin ileri gelenlerine, Arapça mütref demek ileri gelen. Oranın eşrafı, oranın zenginleri, oranın amirleri, oranın başkanları, oranın müsteşarları, oranın önde gelenleri, ileride gelenleri, ön safta olanlar. Yani protokolde, hani şimdi protokol var, törenlerde görüyorsunuz, en öne Cumhurbaşkanı'nın koltuğunu koyuyorlar. Sonra şunun, 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 protokoldeki sıraya göre Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir memleketi helak etmek istediğiniz zaman o memleketin protokolde ön sırada yer alanlarına emrederiz. İslam'ı yaşayın. İslam'la. Allah'ın emrettiği İslam'dır. Allah'ın emrettiği adalettir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah emreder. Adaleti emreder, fazileti emreder, İslam'ı emreder, beş vakit namazı emreder. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Kötülüklerden, haramlardan, zinadan, fuhuştan, faizden, kumardan, bütün belalardan Allah men eder, nehy eder, yasak eder. اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا O ülkenin azap edeceğimiz, azap etmek istediğimiz ülkenin ileri gelenlerine, protokolde ön sırada yer alanlarına emrederiz. Müslüman olun, adil olun, namuslu olun, haksızlık etmeyin, hırsızlık etmeyin, yanlışlık yapmayın diye o memleketin ileri gelenlerine emrederiz. Emri tutarlarsa, emri dinlerlerse, Allah'ın emrine boyun eğerlerse, istikametlerini düzeltirlerse, İslam'a hizmete fırsat, kudret verirlerse, Allah-u Teala buyuruyor ki ben azabımı kaldırırım. Azap gitti. Korkmayın. İlahi kanun bu. Yani toplumları, sosyolojik dedikleri toplumları cezalandırmakta Allah'ın adeti böyle. Önce o ülkenin önde gelenlerine, makam sahiplerine, servet sahiplerine, komutanlarına, genel müdürlerine, amirlerine, bakanlarına, başbakanlarına, cumhurbaşkanlarına emirlerini veririm. Allah-u Teala söylüyor. اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Açın okuyun tesliklerden. Yanlışlık yapmayın. Allah'a isyan etmeyin. Harama, günaha meydan vermeyin. İçkiye, kumara, faize, zinaya fırsat vermeyin. Allah'a isyanın yollarını kapayın. اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا Ne müthiş ayet ya Rabbi. İtaat edenlerse emirlere, hükümlere, esaslara, riayet, itaat, icabet ederlerse mesele bitmiştir. Azab-ı ilahi kalkar gider. Ama itaat etmezlerse, dinlemezlerse, saymazlarsa, tutmazlarsa, yapmazlarsa ayet devam ediyor. فَفَسَكُوا ف۪يهَا O konuda verdiğimiz emirler hususunda fasık olurlarsa ne demek fasık olmak? Allah'ın emrine rağmen yapmamak. Şimdi mesela beş vakit namaz kılmak her mümin, akil, baliğ olmuş Müslüman kadınlara ve erkeklere Allah'ın teklifi emri midir değil midir? Emirdir. Cumhurbaşkanına da eğer ben Müslümanım diyorsa beş vakit namaz kılmak Allah'ın emridir. Sokakta temizlik işçisi de ben Müslümanım diyorsa beş vakit namaz kılmak da mükemmeldir. Burada bir ayrıcalık yoktur. Yeter ki ben Müslümanım desin. Ve bu namazı kılmaya hiçbir mani yoktur.
Namaz kılmaya hiçbir, namaz kılmayı terk etmek için, namaz kılmamak için, namazı terk etmek için hiçbir meşru sebep yoktur. Hastalık sebep değildir, rahatsızlık sebep değildir, devlet başkanı olmak sebep değildir, siyaset adamı olmak sebep, ben siyaset adamıyım, namaz kılmam, Allah benden namazı sormaz diyemezsiniz. İslam'ın hükmü böyle, ne yapalım? Yani şimdi İslam'ı mı haşa kaldırıp oturan değiştireceğiz, mümkün değil. İslam değişmez, biz değişeceğiz. Allah'ın Kur'an'ı değişmez, fakat bizim insanlarımız değişecektir. Kur'an değişmez, Kur'an'ı Allah'tan başka değiştirecek kimse yoktur. Olmaz. Reform yapamazsınız, değiştiremezsiniz, hiçbir yerine müdahale edemezsiniz. Kur'an-ı Kerim bozulmamış ki onu düzeltesiniz. Reform demek, bozulmuş olan şeyi düzeltmek demektir. Kur'an bozulmadı, İslam bozulmadı. Nasıl reform yapacaksınız? Mümkün değil. Biz değişeceğiz. فَتَسَكُوا ف۪يهَا O ileri gelenlere emirlerimizi, hükümlerimizi onlara teklif ederiz. Şunları, şunları, şunları yapın. Şunları, şunları, şunları da yapmayın diye emir ve yasaklarımızı onlara teklif ederiz. Onlar da فَتَسَكُوا ف۪يهَا Vay tatiliye! O emirleri dinlemezler. Dinlememek, eğer inkardan dolayı geliyor oluyorsa, o tabii felaket. Ona biz küfür diyoruz. Ama hem Müslümanım diyor, hem Kur'an-ı Kerim'i bağrına basıyor, hem Kur'an-ı Kerim'i öpüp başına koyuyor, hem de Kur'an'daki hükümleri yerine getirmiyor. Tatbik etmiyor. Fasık dediğimiz isyan içinde, fısk-ı fücur içinde bulunmak tabiriyle Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. فَتَسَكُوا ف۪يهَا Bu Allah'ın emirlerin dinlemez olursa, dinlemeyince, yerine getirmeyince, terk edince, vazgeçince, bakın 60 milyondan Kur'an-ı Kerim bahsetmiyor. Sadece Türkiye için bunu konuşacak olursak, فَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ مُهْلِكَ قَرْيَةً Bir memleketi, bir bölgeyi, beldeyi, ülkeyi, kıtayı, coğrafyayı, bir arzı, arzdan bir parçayı, cezalandırmak, azaplandırmak, helak etmek, batırmak, bitirmek istediğimiz zaman o ülkenin yöneticileri kimse, ileri gelenleri kimse, amirleri kimse, beldenin belediye başkanı kimse, ülkenin başbakanı kimse, cumhurbaşkanı kimse evvela İslam'ın icabını yerine getir diye onlara emrederiz diyor Hazreti Allah. Evvela onlar, has sonra, evvela mütref olan, önde olan, gözde olan, herkesin birdenbire dikkatini çeken, sözü dinlenen, elinde mühür bulunan, yetkisi olan, selahiyeti olan insanlara evvela emrederiz, şunu yapın diye Cenab-ı Hak. Amenna. Onlar da yapmazlarsa, dinlemezlerse, yerine getirmezlerse, ciddiye almazlarsa ne olur? Fehakka aleyhel kavl, bizim azabımız o ülkeye tahakkuk eder ve belalar, musibetler peyderpey oraya yağmaya başlar. Ve hakka yahukku tahakkuk etmek, yani gerçekleşir demek. Ayet-i Kerime çok açık. Bir memleketin ileri gelenleri, işte servet sahibi olanlar, trilyonerler, holding sahipleri, şirket sahipleri, başkanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları, müsteşarlar, genel müdürler, efendim generaller, erkan-ı harbiye reisleri, hepsi ayete dahildir. Düşünün şimdi ayet-i kerime böyle, Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Allah'ın bu husustaki adetini ve cezalandırma usulünü Kur'an-ı Kerim böyle. Ben evvela diyor, ceza vereceğim ülkenin, yerin dibine batıracağım ülkenin önce ileri gelenlerini seçerim. Onlara İslam'ı teklif ederim. Onlara emirlerimin tatbikatını evvela onlardan isterim. Cenab-ı Hak söylüyor, bizim bir şey demeye hakkımız yok. Heyhat ki, ne yazık ki, hal Kur'an-ı Kerim'e göre hal böyleyken, Allah'ın sünneti böyleyken, Allah'ın adeti böyleyken, bir de bizim memleketimize bakın. Memleketin en büyük zengininin, en büyük servet sahibinin, memleketin kaymağını yiyen, memleketin insanlarının parasını, pulunu çeken, en büyük zengininin oğlu, Allah ve Resulullah düşmanı, tekribin peşinde koşuyor. Allah'ın değil, Hazreti Muhammed Mustafa'nın değil, tekribin peşinden koşuyor. Siz şimdi Allah'tan ne bekliyorsunuz? Rahmet mi, lanet mi? Ne bekliyorsunuz ya? Müslümanlar, kardeşler, garibanlar, efendiler. Müslümanlarla bu adamlar alay ediyorlar.
Müslümanları insan yerine koymuyorlar, görüyorsunuz. Hayatında patrikin peşinde koşuyor, patrikin elini öpüyor. Onun etrafında bulunuyor, onları ağırlıyor, onları uğurluyor, onlara Sıragan Sarayı'nda yemekler, müsellef sofralar tertip ediyor. Ama öldüğü zaman leşinin kaldırılmasını da Müslümanlardan bekliyor. Bu hakaret değil mi Müslümanlara? Müslümanlarla alay etmek değil midir? Hayatını gavurlara veriyor, hayatını patriklere veriyor, hayatını Hristiyanlara veriyor, ölüsünü kime veriyor? Siz söyleyin. Ölüsünü Müslümanlara, vay Allah'ın belaları. Vay Allah'ın lanet edesici adamları. Müslümanlar, ölüleri de Müslümanın, hayatları gavurların, ölüleri Müslümanların. Böyle memleket Allah'tan ne isteyelim? Müslümanlar, aklımızı başımıza alalım. Vallahi Allah'ın azabı bir kere deprendi mi, başınızı kaldıramazsınız. Allah-u Teala nasıl ki nimetlerini veriyor, 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 verdiği nimetleri alması da Allah'ın bir kanunudur. Verdiği gibi alır. Veren de Allah'tır diyoruz, alan da Allah'tır. İyi hesap etmek lazım. Bakın işte Afyon'un dinarı neyse tartışmıyoruz. Bir anda, belki bir anda değil, birkaç gün sallanmış, sallanmış neyse, baba çocuklarının sallandığı beşik zannetmişler fukaralar. Her neyse, sonunda işte şiddeti artınca 40 bin nüfuslu dinarın yarısı gitmiş. Apartmanı olanlarla olmayanlar depremden sonra eşit hale geldiler mi gelmediler mi? Soruyorum ya size. Apartmanı olanlar vardı, olmayanlar vardı. Ev sahibi olanlar vardı, kiracı olanlar vardı. Sonunda hepsi aynı hale, eşit hale geldiler mi gelmediler mi? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Hangi mülkiyetin kavgası? Mülkiyet Allah'ındır ya. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Neyin hesabını yapıyorsunuz? Lehu mülkü semavati vel ard. Göklerin de yerin de mülkiyeti, tasarrufu Allah'ındır. Bütün bunlar manasız mı oluyor zannediyorsunuz? Bütün bunlar gayesiz, anlamsız mı oluyor zannediyorsunuz? Bunlar ibrettir, örnektir, dehşettir, alamettir, işarettir. Anlamak zorunda olduğumuz işler var. Allah-u Teala sık sık Kur'an-ı Kerim'de Lillahi mülkü semavati vel az ayetleri ve benzerleri çok tekrarlıyor. Mülkiyet iddiasına dikkat ediniz. Verenin de alanın da Allah olduğunu her bir afet, her bir musibet gösteriyor. Ama ders alan yok. Hala eşya kavgası, madde kavgası, hala merhametsizlik, hala acımasızlık, hala yanı başındaki insanlarla, insanlara ilgisizlik. Bir taraftan Allah'ın Resulü rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. İrhamu men fil ard yerhamkum men fis sema. Ey insanlar, yeryüzündeki fakirlere, yetimlere, öksüzlere, biçarelere, fakirlere, naçar olanlara merhamet edin, 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 edin ki yerhamkum men fis sema. Göktekiler de size merhamet etsin. Yeryüzü sahipsiz değil. Bu mülkün hakimi Allah'tan başkası değil. Rüzgarları, yağmurları, depremleri sevki idare eden bir kudret var. Kendi başına değil, kendi bildiğine hiçbir şey tahakkuk etmiyor. Efendiler soruyorum, rüzgar esiyor mesela. Adına biz rüzgar diyoruz. Hava esiyor. Estiği zaman rüzgar diyoruz. Düşünün bu esen hava normal değil de Allah göstermesin. Saatte bu esen rüzgara yön veren Allah, esen rüzgara yol veren Allah, esen rüzgarın dizginini elinde tutan Allah. O esen rüzgarın süratini artırsa saniyede yahut dakikada 100 kilometre, 200 kilometre ile bu rüzgarı estirse sizin eliniz barkınız kalır mı kalmaz mı? Tesadüfen mi esiyor zannediyorsunuz? Esen rüzgar esmeye başlasa da hiç arkası kesilmese, 5 gün, 10 gün rüzgar o beldede, o ülkede esse, arkası gelmese, bütün hayatınız kurur, suyunuz, hayatınız biter. Aksini de düşünmek mümkün. Hiç rüzgar esmese, havada hiçbir hareket olmasa, teker teker boğulursunuz. Teneffüs edemezsiniz. Hiç yağmur yağmasa, 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 helak olursunuz.
yağmur yağmur kesilmese yine helak olursunuz. Ayarlayan kim, planlayan kim, hesaplayan kim, merhameti, acımayı ayarlayan kim, dizginler kimin elinde? Yeryüzü, küre-i arz dediğiniz bu alem sahipsiz mi zannediyorsunuz? Rastgele mi dönüyor tesah? Bütün kitaplarda okuyoruz, okutulduk ama İslami hakikatlere milli eğitim sistemin sırtını çevirdiği için bu anlayış tabii bu istikamette gelişmedi. Efendim dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Başka? Kendi ekseni etrafında dönerken aynı zamanda güneşin de etrafında dönüyor. Nasıl dönüyor? Bu ekseni tespit eden kim? Dünyayı şaşmadan, taşmadan, çatışmadan, hiçbir aksiliğe rastlamadan yörüngesi etrafında döndüren kim? Dolaştıran kim? Kim? Bana bunun cevabını söyle. Dünya ile güneşin arasını, mesafesini ayarlayan kim? İlim adamları konuşuyor. Allah-u Teala dünyayı güneşe öyle ayarlamış, öyle planlamış, öyle hesaplamış ki bugünkü ayarlandığı noktadan birkaç santim daha güneşe yakın olsaydı yeryüzündeki bütün okyanuslar buharlaşır, hayat kalmazdı. Bugünkü ayarlandığı noktadan dünyamız güneşten birkaç santim daha uzakta olsaydı okyanuslar, denizler donar, yine hayat kalmazdı. Bu hassas dengeleri koyan kim? Niye okullarda tabiat bilgisi böyle okutulmuyor? Niye okullarda coğrafya niçin böyle okutulmuyor? Allah desek bir şey mi olur? Okutulmuyor. Allah'ın takdiri, talimi, tedbiri olmadan mümkün mü? Geçenlerde neredeydi? Trafik haftası mı? Trafikle alakalı bir toplantıda bir bezin üzerine kocaman bir yazı yazmışlar. Ona ne diyorlar? Pankart mı diyorlar? Ne diyorlar? Bezin üzerine yazı yazıyorlar. Ve getirmişler, koymuşlar salona. Okudum, aklım durdu. Vatandaş diyor, trafik kazalarında ölmek kader değildir. Kaderle Allah'a bir alakası yoktur diyor. Koca bir pankart. Vatandaş trafik kazalarında ölmek kader değildir. Dinar depreminde ölmek kader. Peki nedir? Nedir peki ya? Nasıl izah edeceksiniz? Ve kimse Cenab-ı Hakk'ı hatırlamıyor. Düşüncemizi, inancımızı, davranışımızı Allah'ın hükmü üzerine Kur'an'ımız yok. Herkes kendi kafasına, kendi anlayışına, basit mahlukata irca ediyorlar. Dinar depreminde dikkatimi bir şey çekti. Oranın cumhuriyet savcılarından bir tanesi. Bakın şekline aynen tazıya benziyor. Tazı gibi bir adam. Savcı. Köpek besliyormuş. Evinde köpek besliyormuş. Tabii adliye lojmanlarında, savcıların ve hakimlerin kaldığı lojmanlarda oturuyor ve bir de köpek besliyormuş. Komşuları bu köpeği istememişler. Biz demişler lojmanda köpek istemiyoruz. O da dinlememiş. Nihayet lojmandaki köpek istemeyen komşuları bu savcıyı mahkemeye vermişler. Mahkeme komşuları haklı bulmuş, köpek bu lojmandan çıkacak diye hakim karar vermiş. Savcı da neyse saygı göstermiş hakimin kararına, köpeğini, karısını almış çıkmış. Daha yakın zamanda çıkmış. Arkasından tabii dinar depremi geldi. Evvela hepinizin gördüğü gibi devletin binaları tamamen, hastane çöktü, adliye çöktü, adliye lojmanları köpünden çöktü. Emniyet binası çöktü. Tabii bu köpeğiyle lojmanı boşaltan kişi de lojmanda olmadığı için ölmemiş tabii. Dışarıda kaldığı için ölmemiş. Ben diyor hayatımı bu köpeğe borçluyum diyor. Allah'a borçluyum demiyor da köpeğe borçluyum diyor. Ya şu adama Allah'a. Ben bu köpeğe minnettarım diyor. Bak hiç Allah yok. Hiç Allah yok. Memleketin bir savcısı bu hale gelirse, hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi bu hale gelirse, milli eğitim sisteminden onun çarkından çıkan bu hale gelirse, memleket de hale gelir. Ben hayatımı köpeğe borçluyum diyor. Hiç Allah'ın takdiri yok. Hiç Allah yok. Ağzını Allah'ı almıyor. Müslümanlar durum hiç iyi değil. Bakın yani ibret almıyoruz demiştim biraz evvel. Olaylardan ibret almıyoruz. Olaylardan ders almıyoruz. Erzincan depreminde de evvela devlet binaları yıkıldı. Ya buna bir mana verin. Demek ki devlet hırsızların işgali altında. Devletin çarkını çevirenlerin tamamı hırsız. Hırsız, hırsız. Gelin bunu anlayalım.
Ne var bunu anlamamakta? İşte depremde en evvel devletin ihale ettiği binalar çöktü mü çökmedi mi? Allah'tan bir ibret değil mi? Sistemin çöktüğünü göstermiyor mu? Rejimin çöktüğünü göstermiyor mu? Yönetimin ne hale geldiğini düşünün ya. Bir hafta oldu, 40 bin nüfuslu binara daha yeterli çadır gönderilemedi. İstanbul'da 15 milyon insan yaşıyor. Deprem olsa nereden çadır gelecek? Nereye gideceksiniz? Kim sizi ve sizin yaralarınızı kim saracak? Kim sizi kucaklayacak? Kim sizi ihya edecek? Hani devlet, hani idare, hani sistem, hani bütçe, hani hazine? Müslümanlar, niçin bu hale geldik? Niçin ibret alamaz hale geldik? Niçin olaylardan ders alamaz hale geldik? Niçin etrafımızı göremez hale geldik? Düşünün Allah aşkına, yüzlerce insan ölüyor, hiçbir kaygı, korku yok, kimsede bir tevbe, istiğfar, Allah'a sığınma eylemi işareti yok. Hala şerefsiz bir takım televizyon kanalları vur patlasın çal oynasın program yapıyorlar. Ya biraz utanın, biraz utanın şerefsizler. Yüzlerce insanımız ölüyor. Yüzlerce insanımız, binlerce insanımız yıkılıyor, yok oluyor. Muazzam bir intisara, korkuya, endişeye, şoka uğruyor. Hala televizyonların hangi kanalını açsan vur patlasın çal oynasın. Bu kadar insan bu hale gelmemeli. Böyle millet olmaz. Hani insanların acısıyla, sancısıyla, insanların dertleriyle dertlenecektiniz? Hani insanların, efendiler bunları yapmak imana dayanır, imanla alakalı bir şeydir. Bence bana sorarsanız Dinar'daki deprem tabii korkunç bir şey. Bir anda her şeyiniz kayboluyor. Bir anda her şeyinizi kaybediyorsunuz. Allah kimseye vermesin. Korkunç bir afet. Neticesine bakıyorsunuz. Böyle bir hadisenin vuku sırasında insanların ilk sığınacağı yer hastahane olması lazım. Evvela hastahane çöküyor. Böyle durumlarda insanların emniyet müdürlüğü binasına sığınması lazım. Evvela emniyet müdürlüğü çöküyor. Subhanallah. Şimdi ibret almaz mısınız? Demek ki esas deprem toprağın üzerinde meydana gelen deprem değildir. Deprem insanların vicdanında olan depremdir. En tehlikeli deprem. Vicdanlardaki depremdir. Allah korkusunun çıktığı bir vicdanda kimsenin göremediği en büyük deprem olmuştur. O her şeyini kaybetmiştir. Depremi arazide aramayın. Depremi çakılda, kumda, kiremitte, tuğlada aramayın. Depremi vicdanlarda arayın. Depremi imanlarda arayın. Depremi yüreklerde arayın. Yüreğinden Allah korkusu çıkmış bir adam en büyük depreme uğramıştır. Ve depremin afeti budur. Yoksa tuğla, taş, beton çökmüş, batmış bunlar bir şey değil. Esas vicdanlarda deprem var, gönüllerde deprem var, merhamet gitmiş, hak hukuk duygusu gitmiş, namus gitmiş, Allah korkusu gitmiş. Esas deprem işte burada. Toplumda deprem, milli eğitim sisteminde deprem, yeterli insan yetişmiyor, Allah'tan korkan bir genel müdür olmuyor. Nerede olacak? Eğitim yetmiyor. Sistem yetmiyor, nesillerimizi, yavrularımızı rahatlıkla teslim edeceğimiz bir, sığındıracağımız bir yer yok. Düşünün ki ortaokullara, liselere kadar, ortaokullara kadar uyuşturucu hızla yayılıyor. Alkol yetmedi, sigara yetmedi, alkol yetmedi, şimdi uyuşturucu yayılıyor. Demin söyledim, dünya üzerinde 182 tane devlet var, millet var. 182 milletin içinde dünyada en çok içki içen, alkol tüketen millet. Böyle bir milletin Allah'tan istediği ne olabilir? İçkiyi bırakmadıkça, alkolü terk etmedikçe, alkollü içkili yerlere gitmeyi terk etmedikçe hiçbirimizin tövbesi kabul olmaz. Tövbemiz kabul olmaz. Mümkün değil. Dünya milletlerinin ve devletlerin içerisinde alkol tüketiminde üçüncüyüz. Öbür taraftan da efendim Türk milletinin %99'u Müslümanmış. Sen gel benim külahımı anlat bu lafı. %99'u Müslüman olan ülke alkol tüketiminde üçüncü olur mu ya? Buna akıl durur. Senin aklın almıyor.
İzah edilsin deyin. Türkiye 1000 yıllık tarihiyle yeryüzüne hakim olmuş bir millet halindeyken Kore'nin haline bakın, Türkiye'nin haline bakın. Eğer bu hadise Müslümanları, bizim insanlarımızı rahatsız etmiyorsa vicdanlarımız ölmüş demektir. Şahsiyetimiz ortadan kalkmış demektir. Utanç duymamız lazım. Bakın mesela daha 30 yıllık bir zaman içerisinde bağımsızlığına kavuşmuş devletlerden, milletlerden birisi de Malezya. Malezya'yı zannediyorum hacı efendiler hacdan iyi tanırlar. Çok hacca geliyorlar Malezyalılar. Asya'nın ta bilmem neresinde, uzak Asya'da bir memleket, bir millet Malezya. Vallahi bu Malezya'nın adı sanı yoktu, sömürgeydi. İngiliz sömürgesi. Köle bir millet, sömürge bir millet. Tarihte adı sanı olmayan bir millet. Bakın bugün sanayileşmiş ve kendi %100 yerli ve milli otomobilini kurmuş durumda. Dünyaya araba satacak hale gelmiş durumda. Bizim niye böyle bir imkanımız, bizim niye böyle bir teknik hamlemiz, heyecanımız, kalkınmamız yok? Bunu düşünen her Müslüman bu halden, bu tutumdan, bu durumdan rahatsızlık duyması lazım. Rahatsızlık duyuyoruz. Peki bir Japonya gibi, bir Kore gibi, bir Malezya gibi kalkınmamıza, milli otomobil sanayini kurmamıza, kendi kaynaklarımızı işletmemize, kendi insanlarımıza iş bulmamıza mani olan neydi? Ne engel oldu da kalkınamadık? Engel olan, mani olan, köstek olan neydi? Kardeşler, burada şu noktayı açık olarak konuşmak lazım. Bu hale Cumhuriyet kurulduktan bugüne kadar, bugünkü noktaya gelişimizde sanayileşememişiz, milli kaynaklarımızı kendimiz işletemiyoruz, petrolümüzü kendimiz bulamıyoruz, kaynaklarımızı kendimiz işleyemiyoruz, demirimizi, çeliğimizi işleyemiyoruz, tankımızı yapamıyoruz, uçağımızı yapamıyoruz, otomobilimizi yapamıyoruz, topraklarımızı ekemiyoruz. Bu hale gelişimizde dinimizin, yani İslam'ın asla hiçbir etkisi olamaz. Yani Türkiye'nin bu hale gelmesinden kimse dini İslam'ı veya hocaları veya Müslümanları sorumlu tutamaz. Niye? 70 senedir dinle devlet ayrı mı değil mi? Soruyorum size. Din ayrı, devlet ayrı. Dini karıştırmamışsınız. İslam'ı karıştırmamışsınız. Efendim din ayrı, devlet ayrı. Ha bugünkü duruma, bugünkü hale gelişimizde İslam'ın hiçbir kusuru yok. Karışamadı. 5 yıllık kalkınma planlarına en ufak bir din alimi, dini esas sokulmadı, din karıştırılmadı, din yaklaştırılmadı. Düşünün, hiç unutmam, çok sevdiğim bir baş yazar var. İsmini burada söylemeyeyim. Değerli, hassasiyetli, kültürlü bir baş yazar. Halen bir gazetede baş yazı yazıyor. Onun hanımı Amerika'da güneş enerjisi üzerine ilmi eğitim yaptı. Doçent oldu, güneş enerjisinden faydalanma alanında bir numaralı mütehassıs ilim adamı olarak Türkiye'ye döndü. Fakat bu kadıncağız başörtülüydü. Amerika'da başörtülü okudu. Cambridge Üniversitesi'nde başörtülü okudu. Hiçbir Amerikalı başörtülü diye bu kadına asla engel olmadılar. Başörtüsüne değil, başına, beynine, aklına baktılar, aklına itibar ettiler. Doçent oldu. Türkiye'ye geldi, başörtüsü olduğu için hiçbir fakültede ona yer vermediler, görev vermediler, sorumluluk vermediler. Başını açmadan fakülteye giremesin dediler, o da açmadı ve giremedi. Halen evinde oturuyor. Böyle bir memleketteyiz. Demek ki bugünkü durumdan, bugünkü tutumdan, bugünkü utanç verici tablodan İslam'ı sorumlu tutamazsınız. 70 senedir din ayrı, devlet ayrı. Başka türlü izah yok bu işin. Dini İslam'ı sorumlu tutamaz. Efendim biz Müslüman olduğumuz için geri kaldık diyemezsiniz. İslam zaten söz sahibi değil devlette. İslam'ın söz sahibi olma vasfı yok ülkede, yönetimde. Din ayrı, devlet ayrı. Kendi başına karar veriyor. İslam olmadan, Kur'an olmadan, hoca olmadan, İslam'ın esasları, iman esasları, amel esasları
dikkate alınmadan, itibar edilmeden kanunlar çıkıyor, kalkınma hamleleri ama netice siyasi hiç şey yok. Yoksa fabrikalar kuruldu doğuya, güneydoğuya, süt fabrikaları kurdunuz da, hayvancılıkla alakalı teknolojiyi getirdiniz de, süper üretim yapan tarım teknolojisini getirdiniz de, traktörleri getirdiniz de, Müslümanlar kabul etmedi mi? Hayır. Müslümanlardan hiçbir tepki gelmedi. Müslümanlar kalkınmanın, büyümenin, yükselmenin daima yanında yer aldılar. Bizim mensup olmakla şeref duyduğumuz kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem iki günü eşit geçen aldanmıştır diyor. Men istevâ yevmâhu fehüve mağbûnün. Keşke şu hadisi şerifi bütün iş yerlerine asabilsek. Ticarette, ilimde, sanatta, sanayide, ibadette, ziraatta, her alanda iki günü eşit geçen aldanmıştır. İki günü eşit. Yani dün perşembeydi, bugün cuma. Bugünkü çalışman, kazancın, ilerlemen, mesain dinden daha fazla olması lazım diyen bir dinin mensupları kalkınmanın, ilerlemenin aleyhinde olamaz. Zaten böyle bir şey de görülmemiştir. Yetiştirememişiz. Eğitim sistemimiz hala yerine oturmamış. Bu kadar temelsiz, esassız, bu kadar istikrarsız bir zeminde ne adam yetişir, ne eleman yetişir, ne mütehassıs yetişir. İslam'ı bugünkü halimizden sorumlu tutamayız. Çünkü dini İslam 70 senedir devlete karışmıyor. Din devlet ayrı. Dinin işi ayrı, devletin işi ayrı. İslam'ı sorumlu tutamazsınız. Hocaları sorumlu tutamazsınız. Mümkün değil. Peki işçilerimiz mi acaba yetersiz? İnsanımız? Hayır. İnsanımızı da sorumlu tutamayız. Bakın ilkokulu bitiren var, bitirmeyen var. İlkokul mezunu diyelim seviyesinde. İnsanlarımızı 1960 yılından itibaren Almanya'ya işçi olarak gönderdik. Hepiniz biliyorsunuz. İşçiler 1960'tan sonra Avrupa'ya işçi olarak gittiler. Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg neyse. Bu üniversiteden mezun olmamış, çoğu lise tahsili görmemiş, ortaokul tahsili görmemiş, sadece ilkokul mezunu olan bu işçilerimiz, bu insanlarımız gittikleri Almanya'da vallahi muvaffak oldular. Girdikleri bütün fabrikalarda başarıyla çalıştılar. Ve şu anda dünya milletlerinin en akıllı, en zeki, en başarılı, en dürüst işçileri Almanya'da Türk işçileridir. Bunlar kafasız olsaydı, bunlar başarısız olsaydı, bunlar yetersiz olsaydı, bunlar sahtekar olsaydı hepsini Almanya'da kovarlardı. Almanya hala tutuyor. Almanya yaramaz adamı tutmaz, akılsız adamı tutmaz, başarısız adamı tutmaz, disiplinsiz adamı tutmaz. O halde bugünkü hale gelişimizden işçilerimiz de sorumlu değildir. Dinimiz sorun değildir. Dinimiz kalkınmayı teşvik ediyor, yükselmeyi teşvik ediyor. Zengin olmayı, üretmeyi teşvik ediyor. Temelde teşvik ediyor. Soruyorum size, İslam'ın şartı kaçtır diye soruyorsunuz, beştir diye cevap alıyorsunuz. İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat. İslam'ın beş şartının bir defa iki tanesi zengin olmayı gerektiriyor. Hacca gitmek için zengin olmayı gerektiriyor. Zekat vermek zengin olmayı gerektiriyor. Oruç tutmak yine zengin olmayı. Fakir bir adam mutfağında yiyecek maddesi olmayan, buzdolabında etten süte kadar, tatlıdan yağlıya kadar yiyeceği olmayan bir fukara adam zaten mecburi oruç tutuyor. Oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur? Oruç zengin insanların nefsini frenlemek için bir tedbirdir. O halde İslam'ın beş şartından üçü, oruç, hac ve zekat zengin olmayı gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Ha nerede İslam'da fakirlik? Fakirlik yüz karasıdır. Tembellik yüz karasıdır. Zillete düşmek yüz karasıdır. Alemi İslam'ın yüz karası cehalettir, fakirliktir, sefilliktir. İslam kabul etmiyor. Peygamberimizin ciddi hadislerinden birisi de bu konuda. Kâdel fakru en yekûne küfrâ diyor. Fakirlik o kadar kötü, fakirlik o kadar belalı, çileli bir hadisedir ki, fakirlik
neredeyse kafirlik olacaktı bir peygamberimiz. Neredeyse kafirlik olacaktı fakirlik. Fakirin nesi olur ya? Hayrı olmaz, hasenatı olmaz, zekatı olmaz, haccı olmaz, orucu gerçek manada tecelli etmez. Fakirin nesi olur? Onun İslam üretmeyi emrediyor, zengin olmayı emrediyor. Bir lokma, bir hırka felsefesi İslam'a iftiradır. İslam'a iftira edilmiş. Kalkınmanın, icat etmenin, yeni keşifler yapmanın, ilmi ilerlemenin bir numaralı teşvikçisi İslam olmuştur dünya. Onun için diyorum ki, şu cami mesela sanayi camisidir. Bakın biz sitenin içerisindeyiz. Sanayi sitesi burası. İMES diyoruz. İMES, mutlaka bilirsiniz İMES. Dört tane harfi bir araya getirmişler, İMES yapmışlar. Dört tane kelimenin baş harfidir bu İMES. İ İstanbul, M madeni, E eşya, S sanayi. İstanbul madeni eşya sanayi kelimelerinin baş harfleridir İMES. Yani burası sanayi sitesidir. Ne olması lazım? Buranın sanayicileri, buranın atölye sahipleri, buranın mühendisleri, buranın ustaları, buranın kalfaları İstanbul'da bir numara olması lazım, bir numara. Örnek olması lazım, model olması lazım. Müslüman bir sanayici olarak bütün bir ülkede kılavuz olmamız lazım. Kalkınmayı, ilerlemeyi, ilmi metotları, ilmi usulleri desteklememiz lazım. Zaman zaman konuşuyoruz, diyorum ki, gelin ey İMES sanayicileri, İMES'in sahipleri, bu sanayi çarşısının sahipleri, Müslüman insanlar hamdolsun namaz kılıyorlar, abdest alıyorlar, ibadet ediyorlar, mümin insanlar, gelin bir atılım yapalım, gelin bir hamle yapalım. Türkiye'mizde öyle ustalar var ki, öyle kalfalar var ki, öyle sanatkarlar var ki, neyi verirseniz verin onu yaparlar, demiri, çeliği, oyalar, işlerler yaparlar. Bunlar destek bekliyor, bunlar teşvik bekliyor, bunların elinden tutmak lazım. Ne yapalım? Gelin İMES'te bir vakıf kuralım. Vakıf, kalkınmak isteyen, bir şey icat etmek isteyen, bir keşif yapan, bir buluş yapan, ilmi bir metot hazırlayan kişilerin elinden tutacak vakıf kuralım. Sanayi vakfı kuralım, buluş vakfı kuralım, kalkınma vakfı kuralım. Servetimizi, imkanlarımızı milletin, memleketin gelişmesinde çalışan insanların, icat yapacak olan gençlerin, ustaların zihnini, beynini işletmesinde destek sağlayalım. Ama herkes kendi yerinde sayıyor. Geçen senenin imkanlarıyla bu senenin imkanlarını kıyaslıyoruz. Tam tersine geri gitmişiz. Geri gitmişiz. Bu sene, geçen seneden geride kalmışız. Ciromuz eksik, usulümüz eksik, işçiyi çıkartmışız, imkanlarımız azalmış. Halbuki artması lazımdı, çoğalması lazımdı. Üretmemiz icap ederdi. Vallahi Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem yine çok sahih bir hadisinde buyuruyor ki el yedül ulya hayrun minel yedis sifla. Çok mühim bir hadis bu. Arapça yed el demek. El yedül ulya, yani yukarıdaki el hayrun, daha hayırlıdır. Allah katında daha itibarlıdır, hayırlıdır, sevimlidir. Daha çok Allah'ın hoşuna giden bir eldir yukarıdaki el. Hangisinden? Hayrun, daha hayırlı, daha faziletli, daha itibarlıdır. Minel yedis süfla, aşağıdaki elden daha hayırlı ve daha üstündür. Bu ne demek? Yani veren el, alan el, 94 ila 95 yıl arasında tüketilen içki miktarı, şarap miktarı 900 milyon litre Türkiye'de. 900 milyon litre içki tüketilen ülke Allah'ın rahmetine mi, Allah'ın azabına mı müstahak olmuştur? Takdiri size bırakıyorum. Cenab-ı Hak daha nice bu gibi belalardan, azaplardan, gazaplardan, felaketlerden ümmet-i Muhammed'i muhafaza buyursun. Kardeşler, kış geliyor, soğuklar başladı. Diyorum ki, soğukların şakası olmaz. Her hastalığın başı ve sebebi soğuklardır. Vallahi benim haberim var, birçok memur kardeşlerimiz, işçi insanlarımız, dul, yetim, öksüz insanlarımız şimdi kıvranmaya başladı. Odun ve kömür derdine düştüler. İmkanı olan kardeşlerimiz Allah ve Muhammed Mustafa aşkına
Ne yapıp etsin? En az 3 kişinin, 5 kişinin odun ve kömürünü alın, adamın evine teslim edin, cenneti de Allah'tan satın alın. Yapın bu hizmeti, yapın bu iyiliği. 3 tane memur var ki tanıyorum, pırıl pırıl pırlanta, hırsızlık bilmezler, yalan bilmezler. Yapışmışlar eteğime ki hocam, bu sene odun ve kömürümüzü Allah aşkına temin edilmesine sen sebep olabilir misin? Perişanız diyorlar. Ben de içinizden 3 tane hayır sahibi bekliyorum. Bu kardeşlerimizin kömürünü alıp koyalım da inin inin inlemesinler, başımıza bela gelmesin inşallah. Hatta ala cümlemizi ehli hayırla beraber ehli cennet olmaya namzet eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim bu arada da türlü hastalarımız var. Beyin hastası, akciğer hastası, karaciğer hastası, böbrek hastası, haftada 4 kere gidip diyaliz makinesine girip yaşama savaşı veren kardeşlerimiz var. Hepsinin de şifaya kavuşması için bizden dua istiyorlar. Hak Teala ehli imanın hastalarına en acil şekilde şifalarını ihsan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.